Herkese yeniden merhaba. Bu videoda 4. TT Biyoloji denemesinin çözümünü yapacağız. Başlayalım. İlk sorumuz kalıtımla ilgili. Yukarıdaki soy ağacında kırmızı-yeşil renk körü hastası aile bireyleri taralı olarak gösterilmiş. Şimdi kırmızı-yeşil renk körlüğü X kromozomu üzerinde çekinik olarak aktarılan bir hastalıktır. Burada taralı olanları renk körü hastası olarak belirleyeceğiz. O zaman onu bir yazmamız gerekir. Şu hasta bir erkek, hasta erkekler X küçük r Y ile gösterilir. Aynı şekilde şu da hasta bir erkek. Hasta bir kadın var. O hasta kadınlarda x küçük r, x küçük r ile gösterilir. Şimdi bunun dışında kalanlarda ne olacak? Sağlam olacak. Ama kadın olanlarının taşıyıcı olma durumu da var. Yani şu bir numara x büyük r, x diyorum. Çünkü o ikinci x'in üstü büyük r de olabilir, küçük r de olabilir. İkinci birey sağlammış. x büyük r, Y diyorum sağlam bir erkek. Üçüncü birey aynı bir gibi taşıyıcı da olabilir. X büyük R X. 4 ve 5'te ikisi de sağlam şu şekilde yazıyoruz. Soru diyor ki buna göre numaralandırmış bireylerden hangisinin genotipi yanlış verilmiştir? Şimdi 2, 4 ve 5'inki zaten belli. 2'ye bakıyoruz. X büyük R Y olmalı. Burada da öyle verilmiş. 4 x büyük r y olacak. 5 de aynı şekilde x büyük r y olacak. Yani şu şıkları direkt eledik. Cevabımız ya 1 ya da 3 çıkacak. Şimdi bakalım bir için. Y kromozomunu şu birey babadan almak zorunda. Küçük R ise bu durumda anneden. O zaman bir numara taşıyıcı olmak zorunda. Oysa ki bu soru büyük R büyük R demiş. Ne olmalıydı? X büyük R, X küçük R olmalıydı. O zaman yanlış olan A. C'ye de bakalım. C'deki şu bireyin anne ve babası. Zaten 3 numaranın çocuğu bu. Küçük R'lerin biri babadan biri anneden. Bu durumda 3 numara direkt taşıyıcı olmuş oldu. İkinci soru. Ökaryot bir hücredeki organellerle ilgili ifadelerden hangisi yanlış? Endoplazmik retikulum ve Golgi cisimciği beraberce hücre zarı ve organel üretiminde görev alır. Evet, bu doğrudur. Koful, lizozom gibi organeller ve hücre zarı direkt bu ikisinin beraber görev yapmasıyla oluşturulur. B. Kloroplast ve mitokondri çift zarlı organellerdir. Evet bu da doğrudur. Burada yok ama lökoplast ve kromoplastta da, da aynı şey vardır. Onlar da çift zarlıdır. C. Ribozom protein sentezinden sorumludur. Evet amino asitlerin dehidrasyon senteziyle birleşmesini sağlar. D. Sentrozom hayvan ve bölünebilen bitki hücrelerinde bulunur. Bu yanlıştır. Hayvanlarda bulunur ama bitki hücrelerinde sentrozom yoktur. O yüzden cevabımız D. E. Bitki hücrelerindeki kofullar hayvan hücrelerin kofullarından daha büyüktür. Evet bu da doğrudur. Çünkü kofullarda bitki hücreleri çeşitli atıkları depolarlar. O yüzden hücre yaşlandıkça koful daha da fazla büyür. 3. Bir kimyasal tepkimenin gerçekleşmesi sırasında enzimlerle ilgili aşağıdaki değişimlerden hangisi yanlıştır? Şimdi A. Suya baktığımız zaman su miktarı arttıkça tepkime hızlanır ama bir yerden sonra sabitler ve ortalama %15'in üzerine çıktığında enzimler aktif olur. Yani su miktarı %15'in üzerine çıktığı zaman ancak tepkime başlar. Tabii ki bu 15 çok genel bir sayı. 20 olarak falan da ya da %10 olarak da görebilirsiniz. Bu doğru. B. pH demiş. pH Düşük pH ve yüksek pH tepkime hızını yavaşlatır. Ama istediğimiz ortadaki optimum pH'tir. O yüzden bu doğrudur. C. Enzim miktarı bir kimyasal tepkimede sabittir. Yani enzim tepkimede kullanılıp miktarı azalan bir yapı değil. Serbest enzim ise bir kimyasal tepkimede substratla bağlantı yapmamış olan enzim demektir. Tepkimenin başlangıcında hiçbir bağlantı yapmadığı için çok yüksektir. Ama tepkime sırasında serbest enzim miktarı azalır çünkü bu enzimler substratla bağlantı kurarlar. Tepkimenin sonuna doğru ürünler oluşacağı için enzimler tekrardan serbest hale geçer ve miktarı artar. Yani bu da doğrudur. E. Substrat yüzeyi. Substrat yüzeyi arttıkça tepkimi hızlanır ama substrat yüzeyinin aşırı artmasının tepkime bu şekilde bir azaltma, bir olumsuzluk oluşturma gibi bir durumu yoktur. Yani bu tepkimenin şöyle falan olması gerekiyor. O yüzden de cevabımız E'dir. 4- Mantarlar aleminde görülen özelliklerinden hangileri protistalarda da görülebilir? yapılı yapılıcı çeperi taşımak direkt mantarlara için özel bir durumdur. Yani biz bunu protistalarda göremeyiz. Protistalarda saprofit beslenme görülebilir. Her protistada olmaz ama örneğin cıbık mantarlarda görebiliyoruz. Hif ve miselyum dediğimiz yapıda direkt mantarlar için özel bir durumdur. O zaman cevabımız A olmuş oldu. 5. Canlarda görülen beslenme şekilleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ototrof beslenen canlılardan bazıları atmosferin oksijen miktarını artırır. Evet ototroflardan bazı fotoototroflar oksijen üretimi yapar ve bu şekilde atmosferin oksijenini arttırırlar. B. Kemoototroflarda klorofil pigmenti bulunmaz. Evet doğrudur çünkü kemoototroflar klorofil ya da ona benzer bir pigment kullanmazlar. Parazitler monomer moleküllerin bol bulunduğu habitatlarda yaşar. Evet, bu da doğrudur. Çünkü parazitler sindirim enzimlerine sahip olmadıkları için monomeri oluşturamazlar. O yüzden onun hazır olduğu yerleri tercih ederler. D. Bitkilerde parazit ve fotoototrof beslenme görülür. Evet, bu da doğrudur. Bazı bitkiler parazit bitkidir ve bitkilerin çok büyük bir kısmı da fotoototroftur. Parazit bitkilerinde bir kısmı aynı zamanda fotoototrof da olacak. E. Hayvanlarda saprofit ve holozoik beslenme görülür. Bu yanlıştır çünkü hayvanlarda saprofitlik görülmez. Hiçbir hayvan saprofit değildir. Bu yüzden de cevabımız E oldu. Altıncı soru mitoz bölümü yapan bir hayvan hücresinde evreler verilmiş bu gerçekleşme sırasını istiyor. Şimdi birinci evre profaz aşamasıdır. Çünkü burada kromozomlar belirginleşmiş, iplikleri oluşmuş ve çekirdek zarı da erimiştir. Üç ise metafaz evresidir. Oluşan kromozomlar merkeze diziliyorlar ve metafaz oluşuyor. Ardından da bir anafazın ardından bir Telofaz aşaması görülecek. Burada da artık genetik yapı birbirinden ayrılmış durumda ve her iki tarafında etrafını bir çekirdek kapatmaya başlıyor. Sıralamamız da bu durumda 1, 3 ve 2 olacak. Bu yüzden de cevabımız B olmuş oldu. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Umarım buradaki soruları yapabilmiş ve anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.